Çocukluk yıllarıma dönüyorum yani. Ortaokuldayken hani akşam bebesi oyunundan önce yani birbirimize yaptım. Ben sana dagılak demedim lan. Dagılak demedim. Ben sana gerizekalı demedim ki. Ben sana zekan geri dedim. Anne bu bana vuruyor. Bu, salçalı ekmek versene. Onu da öğretmene söyleyeceğim. Vallahi abi ya. Yani. Maçın Mehmet Yıkılmaz'ı heyecanlandırdığını görmedim. Siz ne diyeceksiniz? Ben bir yorum yapmayacağım. Galatasaray maçıyla ilgili. Sıradan bir maçtı benim için. Bir sonraki hafta 20 tane gol attım. Ne diyorsunuz? Yani ben zaten Atina'daydım. Hiç heyecanlanmadım. Heyecanlandırmaz. Yani çok sıkılıyorum. Bir sonraki hafta. Ahmet abi de güzel. Duygusal yani. Şöyle bir şey var. Yani onun altında duygu olarak Le petit fange la tese ve tepoa. Yani böyle müziğiyle geliyor yorumlar. Çok hoş yani. Duygusal. Hakan insan. Hakan abi şey. Ona böyle bir temiz çocuk hali var Hakan insanın böyle. Böyle pırıl pırıl böyle yanaklar tertemiz kıyafetler falan. Böyle üst tarafta böyle Robocop bir kaslar falan gayet şekil. Ondan sonra saat falan böyle. Sergen ama sağdaki gibi rahat böyle. Hoppa iyi bitiriyor işte. Bence zaten... Hani al şunu Onda'yı Sabri'yi koy Barış'ı biraz öne çek de rahatlayalım diye televizyona kafa atacaktım neredeyse. Hani bu kadar hamleyi bile bekletip yani bunu tahammül edemiyorum gerçekten. Avrupa'da biraz da böyle gurbetçi futbolcular gibi konuşmaya başladı. Bunu hakikaten tahammül edemiyorum gerçekten. Yani çok acayip geliyor bana. Özellikle Halil'le ben çok iyi oynuyoruz. Yani Bayern Münih'te çok bir sakatlık yaşadık. Ama hani Avrupa'daki bu maçlarda çok acayip iyi oluyor Galatasaray ama burada olmuyor. Yani o zaman Schlaf Götten machen ich haben über Anzneiden. Yani nasıl diyorlar sizde çok sıkılıyorum yani o zaman. Maç hiçbir şey benzemiyor yani. Çok sıkılıyorum. Bir de sizden şeyi çok seviyorum. Osman Şener denilen antrenörü çok seviyorum. Pardon o yorumcu değil mi? Yorumcular aleminin polyanası. Bu kadar. Orada bunlar çok güzel çocuklar. Bunlar çok iyi çocuklar. Yazık oluyor bunlara yani gerçekten. Böyle nasıl duygusal. Oh yani böyle Galatasaray seyircisi burada işte bak görüyorsun geliyor. Bunlar çok iyi çocuklar. Arda Barış bunlar harika çocuklar. Oynaması lazım bu çocuklar. Rakip nasıl? Rakip. Rakip. Onlar da mı iyi? Onlar... Rakipten hiç bahsetmiyor. Yok diğeri. Ertem. Ertem acayip ya. Yani Kaka'nın 20 kardeşi var. Bunlardan 3 tanesi işte 22 yaşında. Ablası, anneannesi diye böyle bilgiler bu arada goller oluyor falan filan. Ne gol falan diye. Sadece Rodrigo 17 yaşında bir oyuncu. Rodrigo çok tuhaftır kuaföre gidermiş. Kırmızı saçları varmış falan diye. Detaylı bilgiler orada falan. 2-2 maçı. Yazık. Aragones. Bunlar ne demek? Bu bakışlar ne? Bakış Aragones yazları midye ve kalamar yiyerek diye böyle bol defa. Yani senden böyle tansiyon iyi olur, iyi olur. Özledin galiba sen. Ben bu aralar bir bağlanayım buraya size. Vallahi diyorum. Vallahi diyorum. Çok güzel. Yani arada bağlanayım diyor. Biz sana olacağız, sen bize olacaksın. Yani böyle. Hoca ama çok karizmatik bir insan. Yani Fatih Hoca çok karizmatik. Dünyanın en iyi kalecisi Peter Cech o golü nasıl yedi? Ben biliyorum nasıl yediğini. Peter Cech uçtu böyle tamam pozot ortaydı ya Nihat'ın attığı gol. Bir ara hoca ile göz göze geldi. Böyle bir şey bakıyor kulübeden. Tak kaçırdı gol. Ya böyle bir şey olur mu ya? Böbreğine şöyle bir yokladı karaciğerine diye. Buradan bakıldığında yoğurtlu. Yani biraz abi. Önce öyle bir abi vardı ismini bilmiyorum. Zalat'ın solundan vurdu. Necati Karakaya. Necati Karakaya. Evet. Ostrik Zalat'ın solundan Ostrik topallarla buluştu. Evet. Yani böyle bir değişiklikte. Trabzon maçına gidiyoruz. Hami Mandıralı. Yoğurtma buradan. Hey gidi günler. Siyah radyo böyle bakardım. Gol olsun, gol olsun, gol olsun, gol olsun. Ting ting bağlanırlardı. Evet. Frekazi golünü attı falan diye. İlker abi de. Evet evet. Frekazi. Ama anasına olmaz. Değil. Turgay abi sıkılmış baştan. Kardeş kaç kardeş bunlar he? Ne bu stadı kaç kişilik lan bu? Ne bu stadı kaç kişilik ya? Öbürlerine. Tuncel abi dedi ki şimdi sen yarı de çapkın dedi. Zamanında can yakmadı gibilerinden bir şey. Şimdi hakaret ediyorsun yalnız. Enteresan hakaret ediyorsun. Ne hakaret etmiyorum çapkın diyorum. Yok enteresan hakaret ediyorsun. Eski adamlar başka ya. Yani çok güzel.